Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. E, İnşallah inşallah buradadır. E, buradan Kırgızistan'dan hepsine selamlar olsun. Şöyle bir dentin son durumunu analiz edeceğiz. Bu videomuz sadece dente yönelik olacak. Ama ondan önce şöyle bir bitcoin'e an itibariyle bakalım. 47.630'larda dolanıyor. E, dünkü özellikle cuma akşamki kapanışta biraz geri çekilme olmuştu ama toparlama sürecine girdi. Bir 4 saatlik de W formasyonu vardı arkadaşlar. Bundan bir önceki videomda, pazar günkü videomda belirttim. İsteyenler oradan Bitcoin ve Ethereum analizini Küresel piyasalardaki son durumu ve haberleri e, inceleyebilirler arkadaşlar. Burada şöyle isterseniz yine bir e, küresel piyasalara zaten hafta sonu olduğu için bir ekstra bir reaction olacağını e, söylemiyorum çünkü hafta sonu genellikle piyasalar yavaş yavaş yani rütün bir büyük bir hareket görmeyiz ama bu akşam itibariyle Asya piyasaları açılıyor. Oradan gelecek bir tepkileri de ölçmekte fayda var diyorum. Evet yani küresel piyasalar maalesef yönünü belirlememiş durumda. S&P Nasdaq'da hala özellikle biz Nasdaq'da daha çok sanki paralel bir şekilde ilerliyoruz. Orada yani cuma gün, perşembe günkü duruma baktığında orada büyük bir gerili çekilme vardı. Sonra toparladı. Bakalım yeşili yakacak mı Asya piyasaların açılmasıyla beraber. Neyse hocam bunları boş verin. Bize Dent Coin'den bahsedin. Tabi oraya gelmeden önce Dentçilere şöyle bir uyarı yapalım. Kanalımıza üye olarak bizleri desteklerseniz sevinirse hemen videomuzun altında üye ol butonu, katıl butonu var. Bu arada Dent coin elinde tutanlara şunu söylemek istiyorum. Dent Türkiye grubu var orada gerçekten. E, yani Türkiye'de e, kurumsal olarak Dent'i tutan arkadaşlar da var. E, te, resmi olarak Türkiye temsilciliğini almak isteyen e, çok sevdiğim arkadaşlar var. Onlar da selam olsun. Dent'in güncel haberlerini elbette ki Telegram'da Dent Türkiye grubu yazarsanız bu gruba dahil olmanızı tavsiye ederim. Çünkü orada daha güncel Haberleri takip etmek mümkün. Evet e, ben de oradayım. Ara sıra e, grafik yayınlıyoruz. Ara sıra videoyu oraya da gönderebiliyoruz. Ama e, orada sonuçta daha değerli hocalarımız var. Peki biz Dent'ten ne demiştik arkadaşlar? Dent'te dedik ki 70'in üzerinde bir tutunma sorunu var. Nisan-Mayıs'tan beri sert bir düşüşünü gerçekleştirdi Orada alan yanlış zamanda giren Dent e, yeni katılımcılar var. Maalesef çok büyük bir terslerler. İnşallah ondan da durumu belki ve piç rüzgar eserse dent de belki wireless çerçevesinde tutturup Starlink'i de arkasına alırsa evet yükselişi başlayabilir diye düşünüyorum. Ama biz şu anda grafik analizine bir bakalım. Son durum ne? Biz buralardan sattığımızı söylemiştik arkadaşlar. zaten bu desteğimiz özellikle 69 desteğinin yitirmesiyle beraber şöyle bir düşüş kanalı oluşturdu dedik. Peki bu düşüş kanalı hala devam ediyorum. Aslında şurada bir e, fake verdi arkadaşlar. Kırıldı ama deste e, direnci kıramayınca tekrardan bu kanalın bakın e, yani ne zamandır çekmişiz? Kasım ayından beri bu kanal içerisinde gidiyor. Bu sefer yine kırdı. Şöyle söyleyelim, Cuma günkü demiştik ki şuradaki desteğimizi ki hala onun üzerinde tutunan bir dent görüyoruz. 32 bandını vermemiş gideceği yer evet e, nere olabilir 36 37 bandı burada güçlü bir e, yani birkaç kez denemiş birkaç kez değil yani kaç kez yani bir şurada tekrardan üzerine atıp geri tekrardan altına atmış bakalım burayı bu sefer kırarsa şurada bir geniş bir alan olacak arkadaşlar 42'ye kadar götürür ama öncelik 37'yi almamız lazım. Peki DENT'te gördüğüm durum ne? Bir olumlu durum olarak söylüyorum. Düşen trendi evet bu sefer kırdık. Ekstra bir mum çizdik. Bu kanalın altına yani Bitcoin tabi buradan sert yine geri çekilirse piyasalar aşağı doğru kusarsa kusura bakmayın. Ee, DENT'te geri bir çekilme yapacak. İlk gideceği yerde e, 27-28 bandı ama sanki şurada 29'da 30larda tutunacakmış gibi geliyor. Şuralarda bir ara desteğimiz de var arkadaşlar. Ee, peki ne yapmaya çalışır bir formasyon oluşturdu mu belki eğer Bitcoin kendini toparlarsa şuradan şöyle bir W yapıp e, yukarı renge alması zaten şu W'nin hedefi de bizi şu noktalara kadar getirebilir ama şurada da yine bir 41 bandında bir ara direncimiz var ama W rüzgarın arkasını alırsa buraya da getirebilir diye düşünüyorum. Kaç burası 43-42 bandı. Gördüğüm tablo bu. Bir de bollinger bandına bakalım. Şu son çizdiğimizi de silelim arkadaşlar. Bollinger bandı ne diyor? Evet bollinger bandı daraldı ve yataya bağlıyor. Yani yataya bağladı mı ne olur koyun arkadaşlar. Şöyle bir yataya bağlar. Ondan sonra bir hacim girer. Aşağı mı yukarı mı olacağını o zaman bakmakta fayda var. Evet. Hocam delta alalım mı derseniz evet biz dergenekte destekli almanızı söylüyoruz. Ama e, önümüz pazartesi ve salı dikkatli olalım. Özellikle şu e, Asya borsaları bir açılsa da hani şöyle bir önümüze oradan gelecek bir tepkiyi görsek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bollinger Band'ın orta sekmesine gelmiş oralardan bir red diyor arkadaşlar. Altımızdaki ise desteği e, bırakmamışız. Bakın şöyle ekranı birazcık büyüteyim isterseniz daha e, net görün çünkü telefonlardan da izleyen arkadaşlar var boncure bandını şöyle tam orta bandına geliyoruz oradan red diyoruz ama altımızdaki destek bizi tutuyor 32-75 bandı sıfırları söylemiyorum siz eklersiniz Peki kırarsa ne olur? Kırarsa büyük bir olsa Bollinger bandının orta kesmi, şey e, üst kısmı kaç? 35, 35 kadar belki çıkabilir ama her ilerleyen saatlerde Bollinger bandının altı ve üst bandı. Farklı noktalara girebilir O yüzden şu anlık için söyleyebilirim. Evet şu anlık için 35-36 bandı. Altımızda ise 31 bandı gözüküyor. İlerleyen saatlerde Bollinger bandı nereye gelir onu bilemez. Peki hocam sizin daha önce bahsettiğiniz stratejideki ee, arasayı ve ribbon'u birleştirmiştiniz. Orada ne diyor? Evet orada tablomuz normal. Bakın burada bize sat sinyali vermiş demiştik. Bakın gördüğünüz gibi zaten şurada bir sat sinyali oluşturmuş. Satsaydık belki biraz daha aşağıda e, girebilirmişiz. İkinci bir sat sinyalimiz nerede oluşturmuş? Bakın arasay beyaz arkadaşlar. Şu e, ribbon'un ben derecelerini ayarlarını birazcık değiştirdim. Daha erken tepki vermesi için. Çünkü geç tepki verdiğinde bir anlamı kalmıyor. İş işten geçmiş oluyor. Nerede sat sinyali vermiş arkadaşlar? Tam şu noktada. Zaten burada da e, destek direnç. Yani ben sadece bunları da dikkate almıyorum arkadaşlar. Benim için önemli olan destek ve direnç. Baktık e, burada evet sat sinyali veriyor. Özellikle dirençte ise ben satma taraftarıyım. Sadece dent için demiyorum. E, gördüğümüz tablo bu. Peki sayına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle, şey bir kapatalım. Arasay'ında durum ne? E, Bakalım şu tablomuzu da şöyle bir büyütelim de. Bir uyumsuzluk şu anlık yok gibi arkadaşlar. Yükselen tepeler yapıyor. Ee, bir düzeltme içerisinde kırmış ama şöyle özellikle arasa şu 50.000'in 50 altına atmasaymış iyiymiş ee, demek istiyorum. Aslında yükselen dipler yapıyor ama. Şöyle baktığımızda aslında bir yükselen dip demeye çok şahit gerekir. Sanki yataya bağlamış. Yani daha önce de söyledim bir pozitif uyumsuzluk var. Ama e, Bitcoin maalesef kendini toparlamadığı için DENT de toparlamadı. Peki bir de süper trendine bir bakalım mı? Süper trendimiz ne diyor arkadaşlar? Şöyle hem de temiz bir tablodan bakmış oluruz. Ya Burada da zaten arkadaşlar yani o kanalı çizmeme bile gerek yok. Bakın temiz bir tabloda bakmak bazen en doğru soru. Ne görüyorsun? Düşen bir kanal görüyorsun. Düşen bir bant görüyorsun. Yani bunu çizmemize bile gerek var mı diye düşünüyorum. Yok arkadaşlar. Yani şöyle de çizebilirsiniz. Bakın. Eğer iğnelerden alırsak evet, e, iğnelerden aldığımızda 34 35'in üzerinde bir e, kırılım özellikle akşam saatlerine doğru 4 saat açmışım. Evet 4 saat açmışım. Yani buranın kırılımı şöyle söyleyeyim 35 olsun. Garanti olsun ya da 36 deriz. 36'ya geldiğinde deriz ki evet dent e, düşeni kırmış ama e, sadece burada bir noktayı iğnelerden baz aldığımızda bazen bizi yanıltabilir. Şöyle bir baktığınızda arkadaşlar aslında şöyle bir düşen kanal daha e, yani ne kadar daha fazla temas var ise o kanal e, daha teyit edilmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada kaç kez temas var hep bu noktalardan red yediğimizi e, görüyoruz. Neyse bunu geçelim. Doğru değil mi? Süper trend ne yapmış? Süper trend bakın arkadaşlar al sinyali üretmiş şu anda. Yani diyor ki evet e, dent de dent de evet buralarda artık alt, e, al sinyali verdim arkadaş buralar dip diyor. Zaten şöyle bir baktığımızda aslında bakın İkili bir dip yapmış durumda ama bu düşmeyeceği anlamında değil. İkili dip formasyonu genellikle dönüş sinyalidir ya da ikili tepe, ikili tepe düşüş sinyali olduğunu biliyoruz. İkili dip ise yükseliş sinyali. Ve zaten aslında şöyle bir günlüğüne bir bakalım. Günlükte aslında şurada şöyle bir ikili dip var mı? Evet ikili dibi de gösteriyor aslında şurada bakın ikili bir dip formasyonu var. Aynı şurada e, bakın ikili tepe. Bir ikili tepe yapıyor. Tepeyi kıramayınca aşağı doğru salıyor maalesef. Gördüğümüz tablo bu. E, günlükte alt sinyali vermemiş. Asıl önemli olan büyük tabloda bakmaktır e, bana göre arkadaşlar. Bu arada kaydımız devam ediyor mu ediyormuş. Bir an kayıt tuşuna basmadım sandım. Boş yere konuştuk diye düşündüm. Evet e, günlükte al sinyali vermemiş ikili dip yapmış bakın e, ikili dip hem bir şöyle bir dibimiz var şu ekranı biraz daha büyütelim daha pardon kalemimiz gelmiş şuradan şöyle büyütelim. Ne diyor bakın burada ikili bir dip sanki bir W aynı Bitcoin'de gördüğüm gibi Bitcoin'de bir 4 saatte bir W vardı arkadaşlar. Tabi onun kırılımı gelirse altcoin'lerde güzel yansar ama ilk önce bir bırakın Bitcoin kendini toparlasın. Altcoin'ler Bitcoin'i izlemekte inanın çok ustadır ama şu anda gözümüz Bitcoin'de olsun. Asya piyasaların açılıp e, küresel piyasalarda ne tür, e, ne tür bir tepki e, göreceğine bir bakmamız lazım. Yani eğer yeni girecek olanlar varsa evet destek konumunda şu anda desteğinde coin alım yapabilirler. Ee, ama yani şöyle bir 4-5 saat daha beklemelerini tavsiye ederim diye düşünüyorum. Sanki şuradan da şöyle bir e, yani şu kalemimiz nerede? Şurada evet. Kal Pardon kalem demişim. Yani şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şuranın bir kırılımı gelmesi lazım. Ama şurada da bir temiz bir W oluşumuna gidecek mi? Buranın kırılımı da 36 ee, bandı arkadaşlar 36 üzerinde kapandığında evet yükseliş sinyali verebilir piyasalar aşağı kusmadığı sürece son çizdiklerini şöyle bir silelim ekranımızı tekrardan ortalayalım başka bir şey görüyoruz hayır görmüyoruz ee, daha önce dediğimiz gibi şöyle bir e, fincan kulp vardı ama artık bu fincan kulptan bahsetmek e, biraz absürt olur bana göre bir W belki olabilir ama şuradaki range'i kıramadığımızı söylemiştik. 81 bandı. 81'de aslında bir hem fincan kulbun kırılımı geliyordu. İğneleri hiçbir zaman baz almayalım arkadaşlar. Günlük kapanışa bakalım. Maalesef burada kıramadı. Kendini sert bir aşağı gitti. Artık buradan bir fincan kulptan ziyade belki W oluşturabilir mi? W nerede dersen şöyle bir W oluşturacak mı? Bir görmek lazım. Yani şu an bir formasyondan bahsetmek çok çok erken diyeceklerim bunlar de Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Dent Telegram kanalına da buradan selamlar olsun arkadaşlar.